promosyon anlaşmaları güncellenmeli. Kamu çalışanları hak kayıplarına uğramamalıdır. Kıymetli eğitim çalışanları, hepinizin bildiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile üniversiteleriniz tarafından bankalarıyla maaş promosyon anlaşmaları yapılıyor. Ve bu kapsamda alınan promosyon ücretleri memurlara ödeniyor. Promosyon anlaşmasının süresi ise 3 ile 5 yıl arasında değişiyor. Ancak şu anda yaşanan sorun 2022 Temmuz ayı öncesinde promosyon sözleşmesi yapılan kamu çalışanlarını ciddi bir ekonomik kayıp ile karşı karşıya kalmasıdır. Çünkü hatırlanacağı üzere pandemi döneminde ülkemiz ağır bir süreç yaşadı. Hemen hemen her alanda yaşanan olumsuz gelişmelerden toplumun tüm kesimleri olduğu gibi kamu çalışanları da etkilendi. O dönemde yapılan promosyon sözleşmeleri ve gelişen ekonomik koşullar karşısında kadük hale geldi. Temmuz 2022 öncesinde yapılan sözleşmeler ile eğitim çalışanlarının eline geçen promosyon ödemeleri çok komik rakamlar haline geldi. Zira son bir yıllık sürede enflasyon oranında meydana gelen artışa binaen memur maaşlarında da bir artış gerçekleşti. Öyle ki 2022 yılında memur maaşlarına yaklaşık %80 civarında artış yapıldı. Memur maaşlarına yapılan artışla birlikte bankalara gönderilen aylık nakit miktarı da aynı oranda arttı. Bu kez Temmuz 2022 öncesinde promosyon anlaşması imzalayan kurum çalışanları mağdur oldu. Zira sözleşmeler eski maaşlara göre yapılmıştı ve bu da çalışanların promosyon kaybına uğramasına yol açtı. Düşük ücretlerle promosyon anlaşması yapılan kamu çalışanlarının suçu ne? 2022 yılında bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarında verilen ücretler hayli yüksek. Hatta son olarak promosyon ücretlerinin 41.500 TL'ye kadar çıktığı kamuoyuna yansıdı. Tüm bu konuşmalar dikkate alındığında Temmuz 2022 öncesinde ödemesi yapılan promosyon ücretlerinin enflasyon oranı ve memur maaş artışları karşısında değer kaybetmesi, bu anlaşmaların ise uzun yıllar uygulanmaya devam edecek olması nedeniyle promosyon ücretlerinin güncellenmesi ve ekonomik gelişmelere göre artış yapılması gereklidir. Bu konuda bir kısım il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri promosyon ücretlerinin güncellenmesi yönünde girişimlerde bulunduklarına dair bilgiler elimize ulaşmaktadır. Bu önemli bir adım olmakla birlikte yeterli değildir. Emekli promosyon ücretlerinin 10.000 TL'ye yaklaştığı, bankaların emeklileri çekebilmek için promosyon konusunda adeta yarışa girdiği bu dönemde tüm kamu çalışanlarının promosyon miktarlarının güncellenmesi kararı kurum yöneticilerin inisiyatifine bırakılmamalıdır. Eğitim çalışanı olarak bankalarla yapılan promosyon sözleşmelerinin 3 ya da 4 yıllık bir süreyi kapsadığı için enflasyon artışı buna bağlı olarak maaş artışları ya da döviz kurundaki hareketlenmelerle ilgili birlikte güncelliğini yitirdiğini inkar edilemez bir gerçekken soruyoruz. Bankaların çekici promosyon vaatleriyle müşterilerin artmasına ve bununla doğru orantılı olarak kar oranlarının yükselmesine rağmen kamu çalışanlarının bundan faydalanamaması, promosyon kaybı yaşaması ne kadar adildir? Bu bağlamda MEB'e bağlı tüm il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin ve üniversitelerimizin bankalarla yaptıkları promosyon anlaşmaları revize edilmesini, güncel ekonomik gelişmeler ışığında promosyon ücretlerinin artırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılmasını istiyoruz. Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından promosyon sözleşmelerin öngörülemeyen ekonomik gelişmelere uygun olarak düzenlenmesi için hüküm getirilmesi de çok önemli bir adım olacaktır. Unutulmamalıdır ki promosyon ücretlerinde emeğimiz vardır, alın terimiz vardır, hakkımız vardır. Bu hakkın gasp edilmesi göz yummayacağımızla bilinmelidir. Ne eksik ne fazla. Tek beklentimiz hakkımız olanı almak. Kamuoyuna saygıyla durulur.